Şimdi bu Metaverse çok fazla konuşuluyor. İşte Gartner'ın raporlarına göre 2026 yılında her 4 kişiden bir tanesi günde 1 saatini Metaverse'te geçireceğiyle ilgili, ama bence biraz suyu bulandırdık ya. Bu gerçeklik kavramını çok fazla kullanmaya başladık. Bir şeyleri de fazla kullanınca çok çabuk böyle çürütüyoruz. İçi boş kalıyor. Dolayısıyla ben size işin sosyolojik ve psikolojik tarafını anlatayım. Nedir bu gerçeklik? Tek mi gerçek var veya daha fazlası mı var? Hatırlarsanız anneannelerimizin, dedelerimizin sözünü, onlar için doğru ve gerçek bir taneydi. Şimdi ise 20 tane gerçek var. Hangisi gerçek, hangisi değil? Dolayısıyla benim sunumum da tek bir gerçek var mıdır üzerine evriliyor olacak. Şimdi bu beyaz tavşanı izle hikayesini biliyorsunuz Matrix filminde. Aslında ilk gerçeklik nedir sorusunun cevabını biz orada aramaya başladık. Gerçek dünyada yaşıyorlar ama sanal dünyada yaşamaya başlıyorlar. Ya sanal dünyada öldükleri zaman gerçek dünyada da ölüyorlar. Dolayısıyla neyin gerçek, neyin yanlış olduğunu, neyin gerçek, neyin gerçek olmadığını sorguladığımız bir dönemin başlangıcı 2001 yılı Matrix filmiyle aslında hayatımıza girdi. Dolayısıyla bugün beyaz tavşanı izle mottosuyla bakalım sizleri neyle karşılaştıracağım. Şimdi gerçek değilse neden korkuyorum? Ben bir VR uygulaması deneyimledim HTC'nin standında. Bir uçuruma geliyorsunuz ve bir tahta var. Uçurumun sonunda tahtanın ucundan bir şey almanız gerekiyor. Fakat size bilinç olarak onun gerçek olmadığını söylese bile fiziksel alanda hissettiğiniz duygu o alandan düşebileceğinizi size aslında gösteriyor. Dolayısıyla eğer bu gerçekten gerçek değilse, yani ben bir VR gözlük taktım ve o alanda yürüyorum fakat bunun gerçek olmadığını bile bile neden gitmiyorum o alana ve neden korkuyorum sorusunun cevabı işte aslında bu. Gerçek mi, gerçekten gerçek değil mi? Biraz daha böyle işin farklı bir kısmına da gelelim. Bu sabah programları gerçekten gerçek mi? Yani eğer bir kurgu yoksa, yani eğer teorik olarak önceden planlanan bir şey yoksa, bu reality şovlar gerçekten gerçek mi? Mesela bununla sorgulamaya başladık. Hayatımızda karşımıza çıkan pek çok noktada artık ya bu gerçek mi, değil mi? İşte bu Survivor yarışmaları kurgulanmış mı, değil mi sorgusunu psikolojik olarak devamlı sorgulamaya başladık. Dolayısıyla gerçekliği çok fazla hayatımızda kullanmaya başladık. Bir de gerçek zamanlı üretim diye bir şey var. Tolga Bey bilir. Peki gerçek zamanlı üretim varsa diğerleri gerçek zamanlı değil mi? Bu da bir garip bir yaklaşım. Yani nedir gerçek olan? Yani burada biz bir üretim yapıyoruz. Birebir izlenebilirlik var. Yani bu gerçekse üretim yapmayan diğer firmalar gerçekten zamanında üretim yapmıyorlar mı? Just in time diye bir kavram var yıllar önce. Hayatımıza soktular onu. Zamanda teslimat. Peki diğerleri zamanda teslim etmiyor mu? Yani nedir bu işin gerçekliği? Çok fazla böyle endüstrilerde bunu kullanmaya başladık. Bir de Dani Salvador çıktı. Bu da sürrealizmi ortaya attı. Gerçek değil dedi, gerçek üstü. Yani her şeyin artık gerçekliğini öğrendik, biliyoruz. Ya bir de bu işin gerçek üstü nedir sorusunu Dali Salvador bize kendi tablolarında böyle göstermeye başladı. Dolayısıyla gerçek kavramının da artık bir üst modeli olan gerçek üstünü konuşmaya başladık. Bir de gerçek üstünün üstü hayatımıza girdi. Bu da Metaverse. Yani Metaverse'ü de biz aslında çok fazla kullanmaya başladık. Biz de burada çok fazla uygulama yapıyoruz. Peki gerçek üstü ise Salvador'un çalışmaları. Gerçek üstünün üstünü sunan Metaverse nedir? Yani bir 5G teknolojisiyle gerçek bir VR deneyimini yaşayabiliyorsak bu gerçekten gerçek üstünün üstü müdür? Bu da yine bambaşka bir nokta. Sonra dedik ki sanal gerçeklik bunlar. Hayatımızda insanları sanal gerçeklik oyunlarıyla odalara kapsettiler. İnsanlar evlerinden çıkmaz oldular. Herkes VR gözlük aldı. Herkes PlayStation'ın başında, ekranın başında evlere hapsolduğumuz bir dönemde bize sanal gerçeklik, yani gerçekliğin de sanal olan versiyonu sunmaya başladılar. Sanki bir şey gerçek, okey ben buradayım. Bir de bunun sanalı var. Yani bambaşka bir noktası daha var. Dolayısıyla bu sanal gerçekliğin de bir üst noktası arttırılmış gerçeklik dediler. Bu sefer de Pokemon oyunu hatırlarsınız hepiniz. Pokemon. Bu Metaverse kavramı artık ekranlara bağımsız olmayacağımız, yani merkeziyetsiz sistemlere bağlı kaldığımız, işte Z aksı dediğimiz, önünüzde bir ekran olmadan VR gözlükle her şeyi görebildiğiniz bir dünya. Peki arttırılmış gerçeklik nedir? İnsanları evlerine tıkan teknoloji şirketleri insanları evlerin dışına soktu. Bu sefer sokakları telefonlarımızla Pokemon yakalamak için gezmeye başladık. Arttırmış gerçeklik çözümleriyle. Burada da bir gerçeklik tanımı yine bambaşka bir noktada. Yani o kadar çok fazla kullanıyoruz ki içi çok boşaldı. Yani neyin gerçek, neyin sahte olduğunu bir türlü bilmiyoruz derken 8 yıl önce bu iki arkadaş seçim yarışında kavga ediyorlar birbirleriyle. Sağ taraftaki arkadaşımız hanımefendi Donald Trump'a sen alternatif gerçeklik dünyasında yaşıyorsun diyor. Yani gerçeği kavradık, gerçek üstünü kavradık, gerçek üstünün üstünü kavradık. Yetmedi sanal gerçeklik, arttırılmış gerçeklik derken bir anda
dedi ki sen alternatif gerçeklik dünyasında yaşıyorsun. Çünkü Donald Trump'ın yaşadığı dünya gerçekten bambaşka bir dünya. Dolayısıyla bir şeyin gerçek olup olmadığını acaba nasıl anlayacağız? Değerli dostlar, sağ tarafta 5K Arena'ya gittiğinizde sanal gerçeklik, arttırılmış gerçeklik, gerçek üstü, gerçek üstünün üstü ve alternatif gerçeklik dünyasını sizlere birebir yaşattığımız bir alan kurguladık. Sizlerden istirhamım bu alanı ziyaret edin ve bu alanda 25 tane farklı demoyu canlı görün. Çünkü benim bu 5 dakikada size özetlediğim hikayenin bütün hali gerçek hıza dayanıyor. Onu da biz 5K Arena'da sizlere gösteriyoruz. Dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum.